Ali hocam. Merhaba. De. Al, buyur işte. Ya belki bir arkadaşına gelmiştir. Her şey ayan beyan ortada. Görüyorsunuz. Tuğçe Hanım yok mu? O annesine uğradı. Ben de beklerken seni köşede görünce selam vereyim dedim. İyi yapmışsın. Ben de seninle görüşmek istiyordum. Gerçekten mi? Bir şey söyleyecektim sana. Ne söyleyecektin? Uygar'a artık borcun yok. Nasıl yani? Nasıl yok? Ben hallettim. Nasıl hallettin? Bir dakika. Sen mi ödedin? Sen nasıl bir şeysin ya? Anlamadım. Yani kabul edemem böyle bir şeyi. Ya o pisliğin seni rahatsız etmesini istemiyorum. Ben de istemiyorum tabii. Ama yaptığın çok büyük bir iyilik. Aslında bu iyilikten çok... Nasıl desem... Ona borçlu kalmana katlanamamak. Tamam o zaman. Öyle olsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Ama borcumu ödeyeceğim. Borcum borç yani. Tamam peki. Anne. Anne? Alo Sevda. Annem neredesin? Tuğçe ile kafedeyim anne. Ne oldu? Neredeymiş? Tuğçe ile birlikte demek kafedesin öyle mi anneciğim? Ne zaman gelirsin? Akşama gelirim. Tamam anneciğim. Tamam görüşürüz. Bak işte. Niye yalan söyledin anne? Ne yalanı? Tuğçe ileyim dedin. Ya şimdi seninle olduğumu söylesem bir yığın soru soracak. Nasıl sorular? Boş ver. Kardeşim Sinan seninle tanışmak istiyordu. Ben o neredeyse bir arayayım bir sorayım. Sizi tanıştırmış olurum.